karşılaştık. Bunun üzerine ben de kendi bilgilerimi aktarmak üzere. Ellerimiz çok bilinçli değildi. Sizler bilinçlisiniz. Okula gidip geliyorsunuz, işin peşindesiniz. Şeyi hemen. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, aileler, arkadaşlar, çevre her şeyden gelen bilgiyi emiyor. Ama kendini direkt odaklayamama, çalışmaya odaklanamama gibi sorunlar oluşuyor. Çocuklar bizim her şeyimiz ve çocukların eğitimi için bakın böyle soğuklarda yollarına yöneltilen sorulardan gördüğüm, duyduğum iki tane sorun ve ben bu çocuğa nasıl ders çalıştırırım? Genelde okulu sevmiyorum, çalışmayı istedim. Şimdi iki konumuz, iki başlık altında değerlendireceğim. Önce dikkat ve dikkati güçlendirmekten başlayalım. Şimdi dikkat çok genel bir kavram. Bunun içerisinde pek çok şey giriyor. İşitsel dikkat, görsel dikkat, el motor becerileri, ayrıntıları görme, farklılıkları fark etme, eşleştirme, karşılaştırma. Pek çok şeyden oluşan çok genel bir kavram. Büyüyünceye kadar dikkatini geliştirebilir miyiz? Dikkatinin gelişmesine yardımcı olabilir miyiz? Evet. Çünkü dikkat öğrenilir, geliştirilebilir bir şeydir. Dikkat ve odaklanması doğru olan kişilerde işitsel ve görsel algı merkezleri çok rahat çalışacağı için öğrenme süreci de çok iyi olacaktır, düzgün olacaktır. Algılaması iyi olan çocuklar eğitimde çok daha rahat başarılı olabilirler, daha iyi yerlere gelebilirler. Dikkat eksikliğinin bazı organik nedenleri var. Bunlar mesela frontal korteks bölgesindeki fonksiyon yetersizliği, şu bölge. Bu bölgedeki beyin işleyişinin sorunlu olması. Beyindeki iletici maddelerin sorunlu olması. Ki burada bir parantez açıyorum. Beyindeki iletici maddeler nelerle ilgili biliyor musunuz? Doğru beslenmeyle ilgili. Demek ki bu konuda bizim bilgiyle. Düzgün ve doğru beslenmeyle. Beynin sağ ve sol lobunu eşit kullanan insana mı zeki demeliyiz? Şu anda dünya şunu söylüyor. Beynin sağ lobuyla sol lobu eşit çalışırsa öğrenme artar. Zeka, belki üstü zeka değil ama çocuğumuz parlak zekalı olabilir. Çok rahatlıkla zekasını artırabilir.